Rapunzel. Bir zamanlar bir cadıya ait olan muhteşem bir bahçenin yakınında küçük bir evde bir adam ve eşi yaşardı. Pencerelerinden bahçede yetişen nadir bitki ve çiçekleri görürlerdi ancak koparırlarsa cadının gücüne teslim olacaklarını bildiklerinden asla koparmaya cesaret edemediler. Ama bir gün kadın çok ateşli bir hastalığa tutuldu ve öleceği kesin görünüyordu. Hastalığında tek bir şey için yanıp tutuşuyordu. Cadının bahçesinde yetişen Rampion adlı bir bitkinin yaprakları. Onu çok seven kocası onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Ve böylece alacakaranlıkta cadının bahçe duvarına tırmandı. Birkaç yaprak topladı ve onları yiyerek kuvvetini toplayacak olan karısına geri döndü. Ancak çok geçmeden kadın tekrar hastalandı. Ve bu sefer bitkinin kökünü istiyordu. Adam alacakaranlıkta tekrar duvara tırmandı ve bitkiyi köklerinden çekmeye çalıştı. Aniden ellerinde yanan bir acı hissetti ve yukarı baktı. Önünde cadıyı gördü. Rampion çaldığın için sana bir cezam var bu bahçeden. Ama karım hasta ve sizin bitkiniz olmadan ölecek diye rica etti adam. Ama cadının merhameti yoktu. Git. Ama bu çaldığın Rampion'a karşılık ilk doğan çocuğunu alacağım. İlk gün gelip alacağım. Sakın unutma. Kısa süre sonra çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi ve dünyaya gözlerini açar açmaz cadı dediği gibi onu almak için göründü. Uzun süredir bekledikleri çocuklarının doğumunu kutlarken cadının acımasız isteği çiftin akıllarından çıkmıştı. Ve şimdi küçük kızlarını tutabilmek için cadıya yalvardılar. Ancak ne gözyaşları ne de bir anlaşma merhametsiz cadıya etki etti. Ve cadı acımasızca çocuğu alarak gitti. Cadı başından beri onu Rampion'un diğer bir adı olarak Rapunzel olarak çağırdı. Yıllar geçti ve Rapunzel dünyanın en güzel yaratığı olarak büyüdü. 12 yaşına geldiğinde cadı onu ormanın derinliklerinde dağlarla çevrili bir kuleye kapattı. Kulenin ne merdivenleri ne bir kapısı vardı ve tek girişi duvardaki Rapunzel'in penceresiydi. Cadı onu ziyaret etmek istediğinde ona "Rapunzel! Rapunzel! Saçlarını sarkıt!" Kızın camdan sarkıttığı çok ama çok güzel altın sarısı saçları vardı. Saçlarını yere kadar uzatır ve cadı bunu halat olarak kullanarak yukarı çıkabilirdi. Bir akşam ormanda yolunu kaybeden bir prens kulenin önünden geçti. Geçerken hayatında duyduğu en tatlı sesin şarkı söylediğini duydu ve dinlemek için durdu. Bu Rapunzel'di. Sonra cadının sesini duydu. Rapunzel! Rapunzel! Saçlarını sarkıt! Küçük bir pencereden kalın buklelerin aşağıya sarktığını gördü. Cadı tırmandı ve gözden kayboldu. Prens bu kadar güzel şarkı söyleyen kızı görmeye kararlıydı. Bu nedenle cadının gitmesini bekledi ve sonra seslendi. Rapunzel! Rapunzel! Saçlarını sarkıt! Derhal kule duvarından altın sarısı halat sallandı ve prens yukarı çıktı. Rapunzel'in güzelliğini görür görmez prens onu sevdi ve ondan eşi olmasını istedi. Hayatında cadıdan başka birini görmemiş olan Rapunzel, bu yakışıklı prensten çok etkilendi ve onunla kaçmayı kabul etti. Dedi ki, "Beni görmeye her geldiğinde lütfen bir ipek yumağı getir. Onu ben saçım gibi kalın bir merdiven şeklinde saracağım ve sonra birlikte inip kaçabiliriz." Prens onu her akşam ziyarete geldi. Çünkü cadı gündüz geliyordu. Kaçış günü yaklaştıkça prensinden başka hiçbir şey düşünemeyen Rapunzel cadıya şöyle dedi. "Neden güzel hanımım, siz prensimden çok daha ağırsınız?"
Böylece cadı Rapunzel'in onu aldattığını anladı ve öfkeden deliye döndü. Rapunzel'in uzun saçını kesti ve pencereye bağladı. Ve Rapunzel'i uzak bir vadiye götürerek orada acı içinde tek başına bıraktı. O akşam prens gelip her zamanki gibi sevdiğine bağırdı. Saçı ona yuvarlanarak geldi ve kuleye tırmandı ama bu sefer onu yukarı çeken cadıydı ve onu lanetledi. O gitti, onu bir daha asla göremeyeceksin. Cadı genç adamı hiç düşünmeden pencereden ormana attı. Çalılıklara düştü ve dikenler gözlerine battı ve onu kör etti. Sevdiği için ağlayarak ormanın içinde ve dağlarda kör ve üzgün dolandı. Sonunda bir gün Rapunzel'in yaşadığı vadiye geldi. Onu görür görmez Rapunzel ağlayarak ona koştu ve gözyaşları prensin gözlerine düştü. Onu iyileştirdi ve böylece prens her zamanki kadar iyi görmeye başladı. Sonra prens Rapunzel'i krallığına götürdü ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar.